Arkadaşlar merhaba. Hep laboratuvar, hep laboratuvar. Valla içimiz karardı. Dedik ki yeni videoyu şöyle aydınlık, güzel odada bilgisayar başında çekelim. Çünkü bugün size biraz teorik bilgi vereceğiz. Yani pratik yapacağımız bir şey yok. Teorik bilgisayar başında birkaç bilgi vereceğiz. Daha önce yumurta yani oosit ayıklama videosu yüklemiştim. Şimdi de bu oositleri ayıkladıktan sonra nasıl görüyoruz? Ve bu oositlerin olgunluk dereceleri nedir? Hangi oositlere X'i uyguluyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek gerekiyor. Tabii başlamadan önce de asıl bu konunun en önemli başlığı mayoz bölünme. Yani lise birden beri bize anlatılan bu mitozlar, mayozlar var ya ve benim bir türlü aklıma yatmayan ve yıllar sonra gerçekten işe başladığım zaman öğrendiğim bu mayoz bölünmeden bahsedeceğiz biraz. Şimdi öncelikle vücut hücrelerimiz 46 kromozomlu. Fakat üreme hücrelerimizin 23 kromozomlu olması gerekiyor. Neden? Çünkü yumurta 23, sperm 23 birleştiklerinde bir 46 kromozomlu organizma meydana getirecekler. Tabii bunun için hücrelerin bu öncül hücrelerin öncelikle mayoz bölünmeyle birlikte 23 kromozoma düşmeleri gerekiyor. İşte mayoz hücrelerin kromozom sayısını yarıya düşüren bir bölünme şekliydi. Lise 1 bilgilerinize dönerseniz zaten bunları hatırlarsınız. Mayoz bölünmenin iki aşaması var. Mayoz 1 ve mayoz 2. Aynı zamanda bu iki aşamada zaten 4 bölümden oluşuyor. Propaz, metafaz, anafaz, telofaz. Bunları hızlı geçiyorum. Kiminizin ilgisini çekmeyecektir ama önemli. Neden önemli? Çünkü kısaca eğer kadınların üreme sistemine bakarsak, bütün kadınlar yaklaşık 300 bin, 400 binlik bir rezervle puberteye giriyorlar. Yani ergenliğe giriyorlar. Bu ne demek? Bu rezervdeki oositler uyku halinde. Mayoz 1'in profaz 1 aşamasında hepsi uyku halinde yumurtalıklarımızda duruyorlar. Ne zaman ki hormonlarımız aktif hale geliyor, bununla beraber menstruasyonun başlamasıyla bu yumurtalar zaman içerisinde sırayla olgunlaşmaya ve atılmaya başlıyorlar. Peki nasıl oluyor bu? Normalde bir kadın her ay bir ya da iki dominant folikül atıyor. Yani ovülü oluyor diyeyim. Ve bununla birlikte bir adet döngüsüne giriyor. Ama bu dominant foliküllerin yanında da 15-20 arasında olgunlaşmamış folikülü de attığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla rezervimiz çok yüksek aslında. Yani bu tüp bebek tedavilerinde gelen bir soru var. Bu tedaviler sonrası menopoza erken mi gireriz? Yani menopoza erken girebileceğinize dair bir durum söz konusu değil. Çünkü rezervimizde zaten fazlasıyla yumurta var arkadaşlar. Paniğe gerek yok. Şimdi biz ayıklama sonrası belli olgunluklarda oosit görüyoruz demiştik. Bu olgun oositlere biz M2 oosit diyoruz. Metafaz 2. Peki bu isim nereden geliyor? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu 300 bin, 400 bin dediğimiz oositlerin hepsi metafaz 1'in profaz 1 aşamasında uyku halinde. Buna da GV aşaması diyoruz. Hemen şimdi size bilgisayar üzerinden GV oositin nasıl göründüğünü gösteriyorum. Bakın bu bir GV oosit. Yani oositin bildiğimiz oositin en immatür hali, uyku halindeki hali. Bu oosite hormon verdiğinizde bunun mayoz aşamalarını geçmesini ve metafaz 2 aşamasına gelmesini bekliyoruz. Olgunlaşmasını bekliyoruz. Bazı durumlarda tüp bebek tedavilerinde bizim amacımız işte bu hani bir dominant ve etrafında 15-20 yumurtalık bir kohort atıyoruz demiştim ya. Tüp bebek tedavilerinde verdiğimiz hormonlarla beraber bu işte o kohortun sayısı kaçsa hepsini eş zamanlı olarak olgunlaştırmak amacımız. Dolayısıyla daha fazla sayıda oositi bir ay iç, bir siklus içerisinde elde etmek. Tüp bebek tedavilerinde bu elde ettiğimiz oositlerin yaklaşık %85'inin M2 dediğimiz aşamada olmasını bekliyoruz. Nedir M2? Şimdi bir de onu göstermek istiyorum. M2 metafaz 2. Yani mayoz 2'nin metafaz 2 aşamasında takılı kalmış ve mikro enjeksiyon yapabildiğimiz döllenme olasılığı en yüksek olan ve bizim parantez içinde hastalarımıza olgunlaşmış yumurta, olgun yumurta dediğimiz aşama nedir bu? Mayoz birini tamamlamış, bir sitoplazmik bölünme geçirmiş, bir hücrenin iki hücreye bölündüğünü düşünürsek bir tanesi büyük kalırken diğer ikincisi bugün polar body ya da polar cisimcik dediğimiz aşamaya gelmiş ve
Görüntüsü bu şekilde. Bu yumurtalara biz mikro enjeksiyon uygulayabiliyoruz. Döllenme olasılıkları oldukça yüksek. Burada daha sonra, döllenme sonrasında mayoz ikisini tamamlıyor bu yumurta. Ve bu polar body'nin yanında bir tane daha polar body görme olasılığımız ortaya çıkıyor diyebiliriz döllenirse eğer. Ne demiştik? Tüp bebek tedavilerinde biz hastalarımıza hormonlar veriyoruz. Bu hormonlar yardımıyla bütün kohorttaki yumurtaları eş zamanlı olgunlaştırmaya, yani emik aşamasına getirmeye çalışıyoruz. Ama tabii hepsinin gelmediğini görüyoruz. Bunun da belli oranları var. Yaklaşık toplanan yumurtaların %85'ini emik aşamasında görürken bunların yaklaşık %10'u halen daha GV aşamasında görülüyor. İstatistiki veriler bunlar. Yaklaşık %5'i de M1 dediğimiz bir aşamaya geliyorlar. M1 nasıl bir aşama? Hemen onu gösteriyorum. M1 görüntü olarak M2'ye benziyor. Çünkü GV gibi içerisinde bir çekirdek görüntüsü yok. Fakat M2'den farkı bir polar cisimciği yok. Yani arada kalmış, mayoz biri tamamlayamamış, GV ile M2 arasında kalmış bir yumurta. Biz bu M1'lere mikro enjeksiyon uygulayabiliyoruz ya da ertesi güne bekletip ertesi günde bakabiliyoruz. Durumuna göre biraz daha morfolojisine göre değerlendiriyoruz. Bunlar eğer M2'ye yakın bir durumdaysalar ki içindeki o lemma dediğimiz zarın elastikiyeti vesaire durumu, yumurtanın sitoplazması biraz da aslında bununla ilgili bize bilgiler sağlıyor X yaparken. Döllenme ihtimalleri oluyor ama tabii ki döllenme olasılıkları, iyi embriyo oluşturma olasılıkları her zaman M2'ye göre çok çok düşük. Bu videoyla ayıklama sonrası gördüğümüz, karşımıza çıkan oosit matürasyon, yani olgunluk seviyelerinden bahsettik. Tabii bu yumurtaların şeklen görünüşleri farklı olanlar oluyor. Hepsi bu resimlerde gösterdiğim kadar mükemmel görünmüyorlar. Bazılarının içinde vakuol dediğimiz yapılar oluyor ya da endoplazmik retikulum gibi yapılar oluyor, serler. Ya da bazı yumurtaların şekli bu kadar yuvarlak olmayabiliyor, daha oval olabiliyor. Zona dediğimiz dışındaki kabuklar daha farklı, örneğin armut şeklinde oositler görebiliyoruz ama bunlardan da güzel embriyolar elde ediliyor. Konumda sonuna geldik. Bununla ilgili ekstra sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.